Yani tabii ki bankacılık tarafında riskler var. Özellikle ekonomik büyümede beklentilerden fazla yavaşlama ya da TÜFE'nin beklentilerin üstünde gelmesi karlılığı olumsuz yönde etkileyebilecek regülatör düzenlemeleri bankacılık tarafındaki aslında riskler arasında yer arıyor, alıyor diyebilirim. Akbank tarafı yani dediğim gibi beklentilerde şu an için aşağı yönlü revizyonlar var. Üçüncü çeyrek beklentilerinde özellikle ikinci çeyrekten daha kötü gelecek diye bir beklentiler var. Tabii ki bilanço dönemleri beklentilerin alındığı, gerçekleşmelerin satıldığı dönemler olduğu için bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Olası işte banka bilançoları eğer beklentilerin üstünde geldiyse belki bir miktar daha yukarı yönlü açılış ya beklentinin altı geldiyse bir miktar daha kâr realizasyonlarının olması bence sürpriz olmamalı. Akbank tarafında yani teknik olarak bakıyoruz ama sizin de bildiğiniz gibi artık indikatörler o kadar bozuldu ki artık bu saatten sonra bozulmayacakmış gibi. Hani yorum yapmak daha doğru. Aşağı yönlü hareketlerde 46.50'nin kuvvetli destek seviyesi olacağını düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlenmelerde hisse senedinde 52.85'in kırılması durumunda kısa vadeli 57.50 hedef haline gelebilir Akbank tarafında.